6 h TV ana haberden iyi akşamlar gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. Ama öncelikli olarak her akşam yaptığımız gibi vaka tablosuna bakacağız. Türkiye'deki son vaka tablosundaki rakamları ekranlarınıza getireceğiz. Türkiye'deki test, vaka, vefat ve iyileşen vatandaşlarımızın sayısı şu şekilde. Dün 366.363 test yapıldı. Önceki gün 32 bin bandında olan vaka sayısı dün 36 bin 684'e yükseldi ki bu yükselişte omikron varyantı oldukça etkili oldu. Vefat sayımız düştü. Dün 142 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve iyileşen vatandaşlarımızın sayısı da 25.638 olarak kayıtlara geçti. Tablo bu şekildeydi. Şimdi gelelim bugün aslında yine dünkü bir açıklama ama yansımaları bugün epey fazla oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Özgür Özel öyle bir açıklama yaptı ki gerçekten bu kez haddini aştı. Daha önce de haddini aştı açıklamalar vardı ama bu kez bayağı bir aştı. Ne dedi Özgür Özel? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan 4-6 yaş arasındaki çocuklara Kur'an eğitimi verilen Sıbya Mektepleri hakkında konuştu. Orta çağ benzetmesi yaptı. Bu kadar ileri gidebildi Hemen tepkiler gecikmedi tabii tabi ki. İlk, i̇lk, tepki Diyanet İşleri Başkanlığı basın müşavirliğinden geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Vekili Özgür Özel skandallarına yenisini ekledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplantı düzenleyen Özel Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan Sibyan Mektepleri ile ilgili büyük tepki çeken ifadeler kullandı. 4 ile 6 yaş grubunun gittiği Kur'an kursları için orta çağ düşüncesi ifadelerini kullanan Özel, bu kurumların bilim dışı eğitimler verdiğini belirtti. Eğitimde birlik var, tevhid-i tedrisat var, kanunu var, diyanet okul öncesi eğitim kurumları kuruyor. Eğitim birimi kuruyor, okul öncesi eğitim birimi. Okul öncesi eğitim diyanetin işi mi, milli eğitimin işi mi? Sibyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya kalıcılaştırmaya zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla orada işte bilimin B'si yok, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir orta çağ zihniyetine yönelmenin bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete faydası var ne bu millete faydası var ne anayasaya uygunluğu var. Özel'in skandal açıklamasına tepkiler gecikmedi. Diyanet İşleri Başkanlığı basın müşaviri Burak Orhan, Cumhuriyet Halk Partili Özgür Özel'in ifadeleri sonrası Özele tepki göstererek sosyal medyadan 4 ila 6 yaş Kur'an kursları orta çağ düşüncesiymiş. Umarım dil sürçmesidir. Yoksa 28 Şubat'taki fabrika ayarlarınıza geri döndüğünüzü düşüneceğim dedi. Efendim bugün ise konuyla alakalı Diyanet İşleri Başkanı hemşerimiz Profesör Doktor Ali Erbaş bir tweet attı. Hemen onu da sizlerle paylaşayım. Peygamberimiz çocuklarımıza 7 yaşına kadar sevginin, saygının, doğruluğun, güzelliğini, yalanın, iftiranın kötülüğünü, değerlerimizi, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır gibi temel dini vecibeleri öğretmemizi istiyor. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızda bunun eğitimini veriyoruz diye sosyal medyadan tweet attı. Sayın Diyanet İşleri Başkanı bu sefer gerçekten özgür özel bayağı bir haddini aştı hatta olayı saçmalama boyutuna kadar götürdü. Devam ediyoruz. Şimdi hatırlarsınız geçtiğimiz yıl yılbaşı kısıtlamaları vardı. 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Evlere gitmeyin uyarısı vardı. Orada vaka sayıları 500'e dayanınca hatta aşınca bu uyarılar yeniden gündeme geldi. Kısıtlama yok ama Halk sağlığı hizmetlerinden, ev ziyaretlerinden kaçının uyarısı yapıldı. Ordu Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 11-17 Aralık'ta 100 bin kişide görülen haftalık verilere göre vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan iller arasında yer aldı. Türkiye genelinde 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu kentte ev ziyaretleri gibi bir araya gelinen kalabalık ortamlara bir süre ara verilmesi istendi. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Fatih Aydın, ordunun aşılama oranında birinci sırada yer aldığını ancak tedbirlere devam edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Ee, biz il olarak aşıda Türkiye'de birinciyiz aşılama oranında fakat e, aşı tek başına e, yeterli olmamakla birlikte e, yanında destekleyici aslında temelde Yapmamız gereken şeyleri yapmaya devam etmeliyiz. Nedir bu? Sosyal mesafe, özellikle maske kullanımı veya el hijyeni, ortam hijyeni bunların sağlanması engelleyici olacaktır. Özellikle. E, hane ziyaretlerinden veya aile içi temaslardan vakaların halen e, devam ettiğini görüyoruz. Buradan özellikle şu uyarıda bulunmak istiyoruz. En azından bir süre ki özellikle kış aylarının gelmesiyle e, veya bazı etkinliklerin, organizasyonların düzenlenmesiyle birlikte insanlar e, bir araya gelebiliyorlar. E, ...ev ziyaretlerinde bulunabiliyorlar. Biz bunlara bir süre ara verilmesini aslında öneriyoruz. Aile dışından özellikle çok fazla mümkünse, ihtiyaç değilse... ...çok fazla ziyaretlere gidilmemesi taraftarıyız. Semptomu kırgınlığı olan kişilerin... ...diğer insanlarla bir araya gelmemeye dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken Aydın... ...iş yerlerinde maskenin ihmal edilmemesini istedi. Özellikle semptomunuz varsa... E, ...özellikle bir kırgınlığınız, rahatsızlığınız veya bir temasınız varsa... E, mutlaka artık e, şunu öğrenmemiz gerekiyor. Diğer insanlarla bir araya gelmemeye dikkat etmemiz gerekiyor. İş yerlerinde, çalışma ortamlarında mutlaka maskeyle birlikte e, çalışmamız gerekiyor. Hastanelerde doluluğun sürdürülebilir durumda olduğunu da belirten Aydın, olası bir hasta sayısı artışına karşı A, B, C ve D planlarının olduğunu kaydetti. Hastanelerimizde bu konuda gerçekten çok iyi durumda. Doluluk kapasitelerimiz gerçekten şu an sürdürülebilir durumda. Ee, ve e, olası bir vaka artışına, yatan hasta artışına, yoğun bakım yatan hasta sayısı artışına e, karşı bizim A, B, C, D planlarımız var. E, e, şu anda gerçekten de hani iyi durumdayız, e, yönetebilir durumdayız ve e, artarsa da bununla başa çıkabilecek durumdayız. Bizim yaptığımız e, çalışmalar temel olarak bunlar. Efendim biz der ki ve orada vaka sayısı 20-30 iken ziyaretlerden kaçınıyorduk. Daha fazla tedbir alıyorduk. Şu an 500 neredeyse oradaki vaka sayısı ama sanki biraz tedbirlerden uzakmış, uzaklaşmış durumdayız. Ordu Büyükşehir Belediyesi yılbaşı gecesi için ek tedbirler aldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yılbaşı öncesinde oluşabilecek her türlü olumsuzluklara karşı tüm sektörlerde denetim yaparken yılbaşı gecesi için de tedbirlerini aldı. İşyerleri, lokantalar gibi halkın sağlığını etkileyebilecek gıda üretimi yapan tüm merkezlerde denetimlerini yoğunlaştıran zabıta ekipleri işyerlerinde özellikle temizlik, düzen, gramaj ve etiket denetimlerine ağırlık veriyor. Yılbaşı gecesi için de gerekli tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde 96, Fatsa'da 5 ve Ünye'de 4 olmak üzere toplam 105 zabıta ekibini görevlendirdi. Öte yandan herhangi bir olumsuzluğa karşın itfaiye dairesi başkanlığına bağlı 74 personel ve 41 itfaiye aracı müdahaleye hazır olarak bekletilecek. Alo zabıta 153 hattı ve 444 1052 numaralı çağrı merkezi 7/24 esası olarak vatandaşlara hizmet verecek. Tüm gece saatlerinde Perşembe ilçesinde ardı ardına kazalar meydana geldi. Kazalarda bir kişi hayatını kaybetti. Trafik kazaları ardı ardına geldi. Ordu'nun Perşembe ilçesinde bir akaryakıt istasyonu yanında meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Bu ilk kaza maddi hasarlı olarak atlatıldı. Daha sonra kaza yapan araçları kaza mahallinden çekmek için çekici çağrıldı. Kazanın yaşandığı bölgeye gelen çekiciye ise polisin dur ihtarına uymadığı iddia edilen bir sürücü çarptı. Kazada aracın ön kısmı çekicinin altına girdi. Olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüyü hemen en yakın hastaneye götürdü. Sürücünün kaza nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Ordunun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazası bir otomobil aydınlatma direğini çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı. Ordu'da trafik kazalarıyla geçen bir gece sona ererken ...kazalarda bir canın dünyadan kopup gitmesine neden oldu. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın açıklaması düzenledi. Gündeminde Topçam Barajı'nda işten çıkartılan 54 kişi vardı bu kişilerin bir an önce işe geri alınması gerektiğini ifade etti. İki ay evvel Ordu Mesudiye ilçesi Topçam Barajı özelleştirildi. Devlet bundan ekonomik fayda sağlamak için bunu yaptı. Ama özelleştirmeyi alan şirket ne yaptı? Maalesef özelleştirmeyi alan şirket kışın ortasında 55 işçiyi sokağa attı. Topçam'da, Darıca başında, Akpınar köylerinde 55 tane insan kışın ortasında işsiz, açsız, ekmeğe muhtaç bırakıldı. Topçam Barajı'nda işten çıkarılan 55 işçi derhal işlerine iade edilmeli. Özelleştirmeyi alan şirket bunu hemen yerine getirmeli. Getirmiyorsa sözleşme iptal edilmeli. Bu işçi kıyımına karşı şiddetle karşısında olduğumuzu ifade ediyorum. Demokrat Parti olarak hak ve hukuklarını sonuna kadar savunacağız. Efendim son günlerde orada hava güneşli gidince yağış olmayınca orman yangınları da ardı ardına yaşanmaya başladı. İkizce ilçesinin ardından dün akşam saatlerinde de Korgan ilçesinde orman yangını çıktı. Yağmur ve kar gitti, örtü ve orman yangınları geldi. Yayısız havaları yakalayan ordular bahçe temizliği için atıkları yakmaya başlayınca ordudaki orman ve örtü yangınları yeniden görülmeye başlandı. İtfaiye ve burada yardımcı olan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İkizce'nin ardından bu kez de Ordu'nun Korgan ilçesi Yeşilalan mahallesinde orman yangını çıktı. Yeşilalan, Çağlayanbaşı mevkiinde çıkan yangına ilk olarak vatandaş müdahale etmeye çalıştı. O anlarda haber verilen itfaiye ekipleri yangın bölgesine gelerek alevlere müdahale etti. Evet, Ordu, Korgan Yeşilalan mahallesi Çağlayanbaşı mevkiinde yangın soğutma operasyonu. İtfaiye ekiplerimiz geldi, kontrol altına aldılar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Vatandaşların da yardımıyla yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangının yeniden alevlenmemesi için bir süre soğutma çalışmasına devam etti. Büyük bir alana sıçramadan söndürülen yangın vatandaşlara da rahat bir nefes aldırdı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal üreticilerin içini rahatlatacak bir açıklama yaptı. Toprak Mahsulleri Ofisi TMO 2021 hasat dönemi için Levant kalite fındık alım fiyatlarını 26 lira 50 kuruş olarak açıklamıştı. Alım dönemi boyunca randıman farkıyla 30 liraya kadar çıkan fiyatlarsa üreticinin yüzünü güldürmüştü. TMO'nun bu yıl için alım döneminde sona yaklaşırken üreticiler yeni yılın alım fiyatlarını şimdiden düşünmeye başladı. Yükselen maliyetlerin açıklanacak alım fiyatına etkisi olup olmayacağını merak eden üreticilere cevap TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'dan geldi. Güldal gelecek yıl üretimi etkileyen tüm maliyet unsurları dikkate alınarak alım fiyatları açıklanacak dedi. Elbette girdi fiyatları yükseldi. Tohum, gübre, ilaç, e, mazot gibi e, bazı girdilerin fiyatlarında yükselişler söz konusu oldu önemli oranda. Ama biz bütün bunlara rağmen 2022 hasat döneminde Haziran ayında üreticilerimizin bu maliyetlerini de dikkate alarak Üretime tesir eden tüm faktörleri, maliyet unsurlarını hesaba katarak e, buğdayın, arpanın ve diğer tarım ürünlerinin alım fiyatlarını açıklayacağız ve ilan edeceğiz. Ve o fiyatları üzerinden de alım yapma taahhüdünde bulunacağız. Dolayısıyla e, üreticilerimizin maliyetlerin artışından dolayı ürünlerinin değerinin azalacağı veya değerini bulamayacağı gibi bir endişeye kapılmalarına gerek yoktur. Efendim doların ülkemizdeki hızla düşüşünün ardından fiyatlardaki düşüş de bekleniyordu. Kimi yaptı ama hala yapmayanlar var. Fiyata yansımayan ürünler var. Fiyatını yansıtmayan esnaflar var. Konuyla alakalı Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Akgürek konuştu. Fırsatçılık yapan esnaf olamaz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından dolar hızla düştü. Aynı düşüş fiyatlarda yaşanmadı. Özellikle de gıda ürünlerinde beklenen indirim yaşanmadı. Vatandaşları mağdur eden fırsatçıları çağrılar üst üste geldi. Orada Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akgürek de konuyla ilgili açıklama yaptı. Son zamanlarda piyasalardaki gereksiz olarak yapılan fırsatçı zamlarının vatandaşları olumsuz etkilediğini belirten Akgürek, fırsatçılık yapan kim olursa olsun onlara esnaf denmez ve olamazlar açıklamasında bulundu. Fırsatçıların ve stokçuların yapmış olduğu acımasızca oluşturulan kırılganlıkların ortadan kaldırılması gerektiğini de belirten Akgürek, teşkilat olarak denetimlerin ivedilikle yapılıp gerçek suçluların ortaya çıkarılması ve gerekli cezaların verilmesi dileğimizdir, dedi. Efendim şimdi e, sormuş olayım gerçi cevabını birkaç saniye sonra öğreneceksiniz ama acaba ordudaki bankalarda, orduların mevduat hesaplarında ne kadar para var? Şimdi ben rakam açıklamadan, rakamı az sonra sizlere KJ'den ve e, haberden öğrenmiş olun. Rakam hakkında bilgi vermeyeyim ama olayı anlatayım. Geçtiğimiz yıl orduların bankalarda bulunan parası 2020 yılının ilk 9 ayındaki bulunan parayla 2022 yılın ilk, 2021 yılının ilk 9 ayında bulunan parayı karşılaştırdık. Rakam artmış. Ve şu an orduların bankalarda ne kadar parası olduğunu halkımıza sorduk. Bakalım halkımız doğru tahmin edebilmiş mi? Ve doğru rakam ne? İzliyoruz. 700 bin kişinin mevduatının ne olduğunu tahmin etmek biraz zor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2021 yılının 9. ay itibariyle Ordu'daki bankalarda orduların mevduat hesaplarında bulunan toplam Türk lirası miktarını açıkladı. Peki orduların bankalarda bulunan Türk lirası miktarı hakkındaki tahmini ne? 500 milyar TL olabilir. 50 bin falan olabilir mesela şey olarak kişi başına. 50 milyar TL olabilir. Hani yüklü bir miktardır ama e, şudur diyemem. 1 milyar vardır yani yeni parayla. Bence 3 milyar vardır. 3 milyar vardır. 5 milyar vardır. Tahminler arasında deyim yerinde ise uçurumlar var. Ama orduların bankadaki mevduat hesaplarında toplam 11 milyar 764 milyon 85 bin Türk lirası bulunuyor. Oo çok para ya. Millet zengin. Millet zengin o parası olan değerlendiriyor. Nakit para varmış bankada tutacaklarına orduda iş kursalar, iş sahası açsalar hem onlar kazansa hem insanlarımız çalışsa daha güzel olmaz mı? Anam çok çok para. Ben çok şey, tan tanımamışım ordular o zaman. Yine de ağlarlar daha çok koyamadık diye üzerine. Vallahi ben orduların zengin olduğunu biliyordum bu kadar olduğunu bilmiyordum. Şaşırdım. Ordular bence hiç ağlamasın. Ordunun nüfusuna bölününce ordulu başına 15.279 TL düşüyor. Ama bu miktarı yine de az bulanlarda oldu. Azmış. Şu anki durumlara göre normal sayılır. Çok az bir parası var. Bu kadar orduluya göre ha, yetersiz. Bankalardaki mevduat hesabı 2020 yılının 9. ayında 9 milyar 470 bin 910 Türk lirasıydı. Yani aradan geçen bir yılda ordunun orduda bulunan bankalardaki parası 2 milyar 284 milyon 175 bin lira arttı. Rakam bu. Vatandaşlarımızın tahmini buydu, rakam buydu. Tabii ki biz şunu da sizlerle paylaşmak isterdik. Hani acaba kaç kişinin toplam 11 milyar lirası var diye paylaşmak isterdik ama BDDK tabii ki bu bilgiyi vermiyor ama toplam miktarı açıklıyor. Toplam miktar bu şekildeydi. Ordu Valisi Tuncay Sönel 2021 yılının son halk günü toplantısını gerçekleştirdi. vatandaşların devletle olan bağını güçlendirmek, sorunlarına etkili ve hızlı çözümler üretebilmek amacıyla düzenli aralıklarla yapılan yılın son halk günü toplantısı Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında yapıldı. <laughs> Vali Sonel vatandaşların sağlık, sosyal yardım, iş ve diğer konularda kendisine ilettiği sıkıntıları ve talepleri dinledi. Sonel, Halk Günü toplantısına aileleriyle birlikte gelen çocuklara da oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi. Gel bakayım gel. Gel başla, Allah başlasın. 182 vatandaşın talep ve isteklerini dinleyen Vali Sonel, toplantıya katılan kurum amirlerinden vatandaşların ilettikleri sorunların ivedilikle çözüme ulaştırılmasını istedi. Halk Günü'ne katılan vatandaşlar gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla Vali Tuncay Sonel'e teşekkür etti. Altınordu Belediyesinin Karacamer Mahallesi'nde bulunan atıl bir tez ise nasıl ekonomiye kazandırdığı ile devam ediyoruz. Başkan Aşkın Tören öncülüğünde 33 aydır her alanda kesintisiz bir mesai veren Altınordu Belediyesi, şehrin alt ve üst yapısını baştan başa yenilerken en büyük sosyal yönlü sorunlardan biri olan işsizliği çözüm üretmek üzere de istihdam altyapısını oluşturacak çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Altınordu Belediyesi Ömer Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan Atıl Tesisi ekonomiye ve şehre kazandırarak tekstil sektörü için bir eğitim atölyesi haline getirdi. Ordu iş gücü piyasasının talep, beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve Altın Ordu'nun gelecek yıllarını planlayabilmek adına stratejiler geliştiren Altın Ordu Belediyesi her yönüyle hizmete hazır hale getirdiği Hazır Giyim Uygulamaları Merkezi hem tekstil sektörünün çok önemli bir açığını kapatacak hem de gençleri ve kadınları meslek sahibi yapacak. Tekstil sektörü için yeni cazibe merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen şehirde hizmete hazır hale gelen Altın Ordu Belediyesi Hazır giyim uygulamaları merkezi tekstil sektörü için adeta bir okul işlevi görecek. Hazır giyim uygulamaları merkezinde yapılan çevre düzenlemesi ve peyzaj tamamen mevcut belediye hizmet binasının önündeki kent mobilyaları ve malzemeleri kullanılarak belediye personelince yapıldı. Kursiyerlerin belirlenmesinin ardından başlayacak dokuma konfeksiyon makineciliği kurslarında 120 kursiyere eğitim verilecek. 3 dönem halinde 512 saat sürecek eğitimler sonucunda kursiyerler sertifikalarına kavuşacak. Bir tekstil kenti olma yolunda ilerleyen şehirde sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü için altyapı oluşturduklarını ifade eden Başkan Tören, gerek belediye başkanı olarak şahsım gerekse belediye olarak kurumsal anlayışımız bu şehirde gençlerimizin işsizlik sorunla iş gücü piyasasında karşılığı olan meslekleri öğreterek çözüm bulmak gayesindeyiz. Bu anlayışımız doğrultusunda nitelikli iş gücü açığını kapatmak için tüm aşamaları planladık. Aynı zamanda buna ait yapıları da oluşturduk dedi. Nüfusunuzu taşımak için yarın son gün ve son gün öncesinde Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, nüfus çağrısını Dayılı Mahallesi'nden ineledi. Tabii gördüğünüz gibi kışın köylerimiz boşalıyor. Belki %80 boşalıyor ama yazın bu köylerimiz şu işte Dayılı köyündeyiz. Burası 1500-2000 kişi oluyor. Ama şu anda baksanız 100 kişiye varıyor yok. Ama diyoruz ki madem yazın 6 7 8 ay eee köyüne geliyorsun hizmet alıyorsun o zaman bak yılın son günlerine geldik. En azından 2022 yılı nüfusunda sayılmak için işte bugün yarın git nüfus müdürlüğüne nü, ikametgahını buraya al ya da e-devlet üzerinden yine mesudiyemizi al ki yolun yapılsın, suyun yapılsın, altyapın yapılsın. Yarın bize demek ki ya yolumuz yapılmadı, suyumuz yapılmadı ne kadar nüfus fazla olursa hizmetin ve büyük şehrimize gelen hizmetlerin de o denli çok olacak. Bütün ordulu ve Mesudiyeli hemşerimize buradan sesleniyoruz. Memleketimizi, köyümüzü seviyorsak, yolumuzun, suyumuzun yapılmasını istiyorsak lütfen nüfusumuzu ve 2022 yılı sayımlarında ordumuza ve Mesudiye'mize alalım. Son zamanlarda bir söylenti çıktı. Fiyatlar artacak, nüfus müdürlüklerinde de işlem yaptırdığınızda farklı fiyatla karşılaşacaksınız diye. Konuyla alakalı Ordu İl Nüfus Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Son zamanlarda yeni yıla birlikte değerli kağıtlara fahiş fiyat zammı uygulanacağı söylentilerinin gündeme gelmesiyle nüfus müdürlüklerinde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Fahiş fiyat artışı olacağı söylentilerini açıklık getiren Ordu İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yusuf Mercan şunları söyledi. 2022 yılında fahiş fiyat artışı olmayacak. Sürücü belgelerinin eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi 31 Aralık 2022'nin sonuna kadar devam edecek. Yani bir yıl 2021 bittikten sonra bir yıllık süremiz daha var. Bu süre içerisinde herhangi bir fiyat artışı olmayacak. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi yine 15 TL olarak devam edecek. Yeni tip sürücü belgelerinin kaybedilmesi, yenilenmesi durumunda bir artış söz konusudur. O da fahiş değil çok cüzi bir artış. Kimlik kartlarında yine fahiş bir artış yok. Kimlik kartlarımız şu anda Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının eski tip kartların değiştirilmesi 30 lira. 2022 yılında bu 37,5 lira olacak. Eski tip nüfus cüzdanları kaybedilmiş ise dahi yine bunda da aynı fiyat 37,5 lira olarak güncellendi. 30 lira idi. Bunun dışında Yeni tip kimlik kartlarını kaybeden vatandaşlarımız şu anda 60 liraya yenileyebiliyorlardı. Bunun yenisini çıkartabiliyorlardı. Şu anda 75 lira olarak güncellendi. Bu söylentiler asla doğru değil. Şu anda defter bedelimiz 180 TL, defter bedelimiz 225 TL'ye çıkacak. Harçlarımız ise 6 aylıktan başlıyor, 10 yılla kadar devam ediyor. Onlarda da cüzi bir fiyat artışları mevcut. Büyükşehir Belediyesi yine dolu kültür ve sanat açısından dolu bir ayı geride bıraktı. Son etkinlik dün akşam gerçekleştirildi. Kedi de ordularla buluşturuldu. Şey Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Aralık ayı etkinlikleri kapsamında Türk ve dünya sinemasının ödüllü film ve belgesellerini ordularla buluşturdu. Gösterimi gerçekleştirilen ve İstanbul'un tarihi semtlerinde yaşayan kedileri konu edinen belgesel beğeniyle izlendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Siyatrosu'nda düzenlenen etkinlik öncesi Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen mısır ve gazoz ikramı yapıldı. Belgesel gösterimi sonrası duygu ve düşüncelerini dile getiren vatandaşlar, kedi belgeselini çok beğendiklerini ifade ettiler. Müzik Aralık ayındaki etkinlikler kedi belgeselinin gösterimiyle son bulurken, 2022 yılının ilk ayında da çeşitli etkinlikler belediye tarafından devam ettirilecek. Müzik Efendim bu haberle bülteni noktalıyoruz. E, fakat bir hatırlatma yapalım. Bu akşam saat 21'de gündem özelle karşınızda olacağız. Ve programda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı İzzet Gündoğar ile birlikte olacağız. Yapılan çalışmalar, yapılacak çalışmalar, bu yıl neler yapıldı, 2022'de neler yapılacak onları konuşacağız. Kaçırmayın diyelim. Saat 9'da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.